İşte Erdoğan önce konuyu Atatürk'e bağladı. Oradan çıktı. İşte Akdeniz'deki ittifaklar Türkiye'nin geleceği vesaire noktasına getirdi. Çünkü kamuoyunda ve kendi partisinde dahi gerekli desteği bulamadığını görüyor. Hadiseyi Atatürk'e bağlama ihtiyacı hissetmesi de biraz oradan kaynaklandı. Ama gelinen noktada Türkiye'nin tam olarak orada ne yaptığı ve Libya ile yaptığı anlaşmaların uluslararası hukuki denklemde karşılığı olmadığını bütün uluslararası hukukçular ifade ediyorlar. Peki bu durumda Türkiye orada ne yapmaya çalışıyor? Aslına bakarsanız Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey şu. Türkiye iki şey yapıyor. Bir tanesi Akdeniz'de kaybettiği, özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Libya'nın, Mısır'ın, Lübnan'ın, İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın, İtalya'nın, Fransa'nın yani Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımı sürecinde Türkiye oyun dışı kaldı. Kendi hatalarıyla oyun dışı kaldı. Yani Kıbrıs'taki süreçte yaşanan gelişmeler, işte bu süreçte bugüne kadar yaşanan yanlış politikalar sebebiyle Türkiye oyun dışı kaldı. Şimdi oyun dışı kaldığı bir denklemde hani tabiri caizse züccaciye dükkanına giren fil gibi oraya girip kardeşim bu oyunda ben de varım demeye çalışıyor. Ama bu şekilde yaptığınız işlemler uluslararası hukukta bir karşılığı var mı? Ne kadar bağlayıcı? İşte Libya ile yapılan anlaşma uluslararası hukuk tarafından ne kadar kabul edilir? Bu konuda ciddi soru işaretleri var. Ama Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey şu, dediğim gibi oyuna sert bir şekilde girip kardeşim burada ben de varım, benimle birlikte hareket etmek zorundasınız. Yani Türkiye hani oyunu kurmuyor, kuramıyor uluslararası denklemde ama oyunu bozarak bir şekilde oyunun bir tarafına girmeye çalışıyor. Ve asker gönderme projesinin arkasında bu var. Tabi bunun iç politika bakan tarafları da var. Yani Barış Pınar operasyonunda işte iç politikada çok büyük kazanımlar elde etti Erdoğan. Türkiye'deki birçok gündemi unutturdu ama şu anda Barış Pınar'ından bahseden bile yok. Kendi medyası bile bahsetmiyor çünkü orada Amerika'dan ve Rusya'dan veto yendi. Şimdi aynı şey burada da söz konusu. Trump'la yaptığı görüşmede 3 Ocak günü yaptığı görüşmede işte dedik Trump da itiraz etti Libya'ya asker gönderilmesi projesine. Peki Erdoğan ona rağmen asker göndermekte ısrarlı devam ediyor. Peki burada ne yapacak? İşte burada yeni bir durum söz konusu. O da şu. Libya ile ilgili asker gönderme anlaşması, meclise gelen anlaşma tam adı da şöyle söyleyeyim tam olarak bakayım. Askeri işbirliği ve güvenlik mutabakatı meclisten geçen. Orada çok enteresan bir ifade var. Bugüne kadar hiçbir uluslararası anlaşmada böyle bir ifade yer almadı. O da şu, savunma ve güvenlik kuruluşları mensubu sivil şahısların görevlendirilmesi. Şimdi asker dışı unsurların gönderileceğini söylüyor Erdoğan. Özür dilerim. Benim Şimdi aklıma iki grup burada geliyor. Bir Sadat dediğimiz gruplar, iki Suriye'deki evet. El Nusra dediğimiz o cihatçı gruplar. Evet, tam oraya geleceğim. Şimdi uluslararası medyada özellikle Amerika'nın bölgeden iyi bilgiler alan muhabirlerinden gördüğümüz haberlerden söyleyerek şey yapalım, detay vererek söyleyelim. Türkiye Suriye'de savaşmış olan Libyalı Libya diyorum. Suriye'de savaşan yabancı savaşçılara Libya'da savaşma vaadi, Libya'da savaşması halinde iki şey yapacak. Bir tanesi 1500 ile 2000 dolar arasında maaş ödeyecek. Çünkü Libya'da yabancı savaşçıları kullanmayı düşünüyor Erdoğan. Yani Türk askerinin orada lojistik koordinasyon yapması gibi bir görevlendirme yapıyor. Böyle bir hedefi var. İkincisi de kendisine bağlı yeni bir rejim muhafızları kuruyor Erdoğan. Yani aslında İran'daki rejim muhafızları ordusunun bir kopyasını kuruyor. Nasıl kuruyor? İşte mesela Suriye'de savaşmış. Başka yerlerden gelmiş insanlar. Bu insanlar kendi ülkelerine dönemiyorlar malum sebeplerle. Ve bu tablo içerisinde Erdoğan yeni bir ordu kuruyor. Bu ordu resmi ordu değil. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu değiller. Anlaşmadaki tam tanımıyla savunma ve güvenlik kuruluşları mensubu. Yani Sadat'ı kastediyor burada. Ya da başka isimlerle kurulacak yeni güvenlik şirketleri adı altında. Suriye'de savaşmış, Suriye'de yaşayan, kimin IŞİD uzantısı olduğu belli olmayan, kimin meşru muhalefet mensubu olduğu belli olmayan grupları Türkiye'de eğitip Türkiye üzerinden uluslararası operasyonlarda kullanmayı düşünüyor ki bu aslında Kasım Süleyman'ın yıllardır İran üzerinde İran tarafında yaptığı operasyonların başka bir versiyonu. Yani aslında Kasım Süleyman'ı Erdoğan'a ve Fidan'a ilham olan kişi bu yönüyle. Şimdi buradaki meclise sevk edilen anlaşmada zaten bu yazıyor. Savunma ve güvenlik kuruluşları
mensubu sivil şahıslar. Az önce söyledim. Hatta ikinci boyutu da şu. 1500-2000 dolar maaş ödenmesi dışında 6 aylık sürelerle görevlendirilmeleri halinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçecek bu isimler. Hani 250 bin dolar verip Türkiye'den ev alırsanız vatandaşlık alıyorsunuz ya, onun başka bir versiyonunu şu anda Erdoğan rejimi Libya üzerinden şöyle yapıyor. Bunun somut örnekleri de ortaya çıktı. Hatta bugün sosyal medyada bir Amerikalı bir gazetecinin hesabında gördüm. Bir paylaştığı fotoğrafıyla birlikte paylaşıyor. 6 aylık bir görevlendirme kısmında yer alırsanız Libya'nın, Libya'ya gönderilen birliklerin içerisinde 6 ay görevlendirmiş olmanız halinde 1500-2000 dolar maaş alacaksınız. Artı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Yani Erdoğan'ın yani şu anki oyun planı bu. Özür dilerim. Yani aslında şunu vaat ediyor AKP rejimi, hani izleyenlerin anlaması için. IŞİD mi, El-Nusra mı, kimin cephesinde Suriye'de savaştığı belli olmayan adamları alıyoruz. Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla ya da gemilerle bir şekilde Libya'ya götürüyoruz. Sonrasında da Türk vatandaşlığı veriyoruz. Olay bu. Ve 1500-2000 dolarda maaş alıyorlar. Ve üstüne 1500-2000 dolarda maaş veriyoruz. Ben ekstra birkaç kaynaktan da onu gördüm. 1500 diyen var, 2000 diyen var ama yani sonuçta bu rakamın altı bir şeyi görmedik şu ana kadar. Şimdi bu para nereden gelecek, kimden çıkacak, bu parayı kim ödüyor sorusu da artık bir soru. Ama Erdoğan'ın oyun planı bu. Yani o hatırlarsınız hafta sonu yaptığı konuşmada şey dedi, artık şehirlerimizi sadece polisle falan koruyamayız. Buna alternatif üretimler, çözümler üretmemiz gerekiyor demişti. Şimdi Erdoğan tarzı otoriter rejimlerin yaptığı benzer hareketler var. Bunlardan bir tanesi yine Erdoğan'ın o hep söylediği, İran benim ikinci evim dediği zihniyet aslında bir realite. Erdoğan, İran rejimini bilenler bilir. İran'da Besiçler var, rejimin muhafızları. Erdoğan aynı şeyi Türkiye'de kurmaya çalışıyor. İşte bu Suriye'de savaşmış, değişik ülkelerde operasyonel birimlerde kullanılmış kişileri getirip Türkiye'ye bu şekilde eklemleyecekler. Bunlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da veriyor. Para da, maaşlarını da alacaklar. Ama TSK bünyesinde değiller. Bunu da uluslararası hukuku arkadan dolanmak amacıyla yapıyorlar. Yani Türk askeri Suriye'de herhangi bir ya da işte Libya'da herhangi bir insan hakkı ihlaline karıştı ama bu devleti bağlar. Ama özel şirketlerin personeli, güvenlik personeli bu işleri yaparmış olsa yaptığı zaman da o şirketleri ve o şahısları bağlayacak. Bu da o uluslararası hukukun arkadan dolanmasından başka bir şey değil. Ama realitesi şu, Erdoğan kendine bağlı özel bir güvenlik yapısı kuruyor, özel bir ordu kuruyor ki bu da 15 Temmuz'un nimetlerinden birisi Erdoğan için. Yani 15 Temmuz sebebiyle lağvedilen TSK akademisi bu şekilde Sadat uzantılı örgütlerle kapatılmış oluyor, yeniden inşa edilmiş oluyor. Ama sonuçta şöyle bir şey, hani bu süreç nereye gider? Ben TSK'nın yoğun bir şekilde Suriye'de Libya'ya gönderilebileceği fikrine katılmıyorum. Özellikle Trump'ın Libya'ya asker göndermeyin çıkışından sonra. Ama Erdoğan iç politikada oynaması gerektiği için Trump'a rağmen geri adım atma görüntüsü vermeyeceği için işte bu Suriye'deki cihatçı grupları TSK'ya eklemleyip özel şirketler adı altında oraya yollayacak. Ama sonrasında finalinde tekrar söylüyorum bu isimler 6 ay orada kaldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiyorlar. Kaç kişi geçecek, kimler geçecek, bu insanlar daha önce hangi tür suçları işlediler bunları biz bilmiyoruz tabii ki. Evet, şimdi aslında bazı kıyaslar da yapmak lazım. Mesela Türkiye'de asgari ücretin işte 2500 liralar civarında olduğunu düşünüldüğünde ki oraya göndereceği Türk Silahlı Kuvvetleri personeline bile ne kadar maaş vereceğini düşündüğümüzde hakikaten bu paranın kaynağı ne? Nereden gelecek bu para? Ve neyin karşılığında Erdoğan ya da AKP rejimi bu riski göze alıyor. Bütün dünyayı karşısına alarak Libya'da en zayıf halkayı desteklemeye çalışıyor. Oradaki doğal zenginlik kaynaklarıyla bir ilgisi var mı? İdeolojik birliktelik. Yani sadece ideolojik mi yoksa yani sadece ideolojik mi yoksa zengin bir ülke aslında? İhvan hareketinin desteklenmesi, evet o var, petrol var ama yani aynı zamanda İhvan hareketine yakın bir isim destekledikleri isimler. Dolayısıyla hem siyasi hem de ekonomik gerekçeleri var Erdoğan'ın adına ama bakın gözden uzak tutmamız gereken çok temel bir konu var. Erdoğan kendine bağlı özel bir ordu kuruyor. Bu orduyu da Libya üzerinde şu anda legalize ediyor. Ve bir anlamda Libya belki de eğitecek. Ve bir anlamda evet, sağ eğitim almış olacak.
Evet, yarın bir gün ya, Libya zaten Suriye'de saha eğitimini aldılar. Artık daha çerçevesi belli. Adı konmuş. Özel güvenlik şirketi adı altında. Maaşı olan ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da verilecek olan kişilerden bahsediyoruz. Ben daha bir spekülasyon yapayım. Bir aşama daha speküle edeyim o zaman. Erdoğan Avrupa ile ne zaman gerginlik yaşasa biliyorsunuz şunu söylüyor. Canımı sıkmayın, açarım sınır kapılarını. 3 milyon Suriyeli sizin ülkenize gelir diyor. Avrupa'ya gelir diyor. Bunun devamında şunu da diyebilir. Ya sıkmayın canımı, bir grup IŞİD'liği de yollarım size diyebilir. Evet. Yani bunu demesinin önünde bir engel yok.